Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün 23 Nisan. Anca vakit oldu. Bu arada küçük kardeşlerimin de gözlerinden öpüyorum. 23 Nisan bayramları kutlu olsun. Şimdi arkadaşlar, direkt çalıştırdım. Hiç istop etmeden yaklaşık 5 kilometre tırlayarak geldim. Farklı bir ortama geldim. Yani Aydın'ın bir köylerine geldim. Arka taraftan tırlaya tırlaya çeyrek gazla geldim. Şöyle de gösteriyorum. Bakın, dumanlar eşit. Önce burada çalıştırdım. Bir daha geldim. Burada bir daha bir çalıştırdım. Şu anda soğumayı bıraktım arkadaşlar. Çünkü ilk marşımızı bastım. Direkt geldim. Bu motoru biliyorsunuz tekrardan sabır topladım. Kendi motorum. Glardion, o kalın semente, o sitenin kendi üretmiş olduğu bir silindir. Onları aldık. Karbüratörleri sıfır aldım. 19,5 karbüratörler. Her şeyini, contalarını, keçelerini, rulmenlerini sil baştan yeniden topladım. Zaten bu motor yeni toplanmıştı. Bir proje değişikliği yaptık. Tırlaması çok güzel arkadaşlar. Tabii bakın, 19,5 karbüratör ince ayarlar istiyor arkadaşlar. Ayara tutturursanız, şimdi ben bu karbüratörün huyunu bildiğimden tek seferde sıkıntısız bir şekilde, hani az bir şey gaza dokunduğunuz zaman motor yani şaha kalkacak gibi yine aynı şekilde performansı güzel. Şimdi arkadaşlar, motor yeni toplandığı zaman direkt büyük memeyle olmaz. Ben ne yaptım? Bunun memesi, biliyorsunuz bunun memesi yan sanayi yaklaşık 70'liğe tekamül ediyor. Ben bir tık daha ufağını taktım şimdilik. Hani tırlaması falan, duman atması da gayet güzel. İnce ayarlarını yaptım, karbüratörlerini yaptım. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani motorun ne istediğini iyi bilmek lazım. Athena klepe var, biliyorsunuz sıfır Athena klepe taktım bu motorumuza. Bu motorumuz isteyen abimize, kardeşimize veririm. Bu da bilginiz olsun. Sıfır yapılı kalın semente Glardoni. Evet, şimdi sıra gelelim arkadaşlar, bu silindir nasıl diye soracak abilerimize, kardeşlerimize. Arkadaşlar tabi orijinal Glardon gibi olmaz. Bu 2-2-4. Bu Allah'ın emri. Şimdi motorda tabi yeni toplandı. Bir rodaj süresi var. Şimdi rodajını yapıyorum. Bir depo benzin aldım. Yağını da ona göre koydum. Gördüğünüz gibi buradan da izleri görüyorsunuz. Eşit arkadaşlar. İkisi de eşit atıyor. Tırlaması falan güzel. Tabi orijinal, yine söylüyorum, orijinal Glardon gibi olmaz ama güzel. Bunu da söyleyebilirim. Güzel yani. Direkt çalıştırdığım halde 5 kilometre geldim. Yaklaşık 5 kilometre vardır benim evime. Bıraktığımda yine sayıyordu yani. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi size bu motorun da sesini dinletmiş olayım. Tırlamasını dinletmiş olayım. Siz de tırlamasını görün. Yani 10 üstünden 10 diyemeyiz arkadaşlar. Yan sanayi sonuç itibariyle. Tabii rodaj bittikçe, şu anda yeni olduğu için öyle. Rodaj bittikçe, zaman geçtikçe nasıl olur bunu hep birlikte göreceğiz. Ama şu anda 10 üstünden 8 puan aldı arkadaşlar benden. 10 üstünden 10 olamaz. 10 üstünden 10 olsa orijinal girerden olur. Ama tırlaması filan, gaz yemesi, performansı güzel. Tabi burada karbüratör ayarlarınız çok önemli. O karbüratörleri iyi ayarlamanız lazım arkadaşlar. Hava ayarları vesaire. Bu biliyorsunuz iğneli bir karbüratör. Şimdi ben düşük memeyle başladım. Rodajı tırlaması bittikçe, çeyrek gazda tırlaması bittikçe, şimdi bu çeyrek gazda şurayı da göstereyim arkadaşlar. Çeyrek gazda yani benim ibre 40 ile 50 arasına geliyor. Diğer airselde de ben ona göre ayarlamıştım. Benim ayarlarımın hep söyle arkadaşlar. Diğer airselde de ayarlamıştım. 40 ile 50 arası tırlama, yani ufak gazda tırlayarak bu şekilde gidiyor yani. Gazı vererek şeklinde değil arkadaşlar. Bakın, tırlama önemli. Eğer tırlamayı o kilometrelerde yakalarsanız motorunuz rodajı bittikten sonra belli bir kilometrelere ulaşır arkadaşlar. Ben klepelere de ayar çektim. Tabii ki kendi işçiliğimiz var. İnce ayarları da yaptım. Gördüğünüz gibi isteyen kardeşimize de direkt veririm. Şimdi çalıştıracağım. Sesini de dinleteceğim. Siz de sesini duyun. Ben şimdi bir soğuma sürecine soktum. Çünkü direkt çalıştırdım. Hiç istop etmeden arkadaşlar, bakın direkt çalıştırdım, hiç istop etmeden 5 kilometre kadar bir geldim. Çünkü soğuma, ısıtma yapmamız lazım. Motorumuzu elliyorum, silindirimiz sıcak. Soğuma ısıtma yaparaktan rodajını yapacaksınız arkadaşlar. Yine söylüyorum, yağını 1 litre değil 60 gram, 1 litreye 50 gram değil, ilk başlarda 60 gram koyun. Ne olur, en fazla olsa bujiniz bozulur ama rodajını iyi yapmış olursunuz. Benim çantamın içinde de bir yaklaşık 8 tane kadar hazırladım arkadaşlar. 8 tane kadar buji var. Şu anda buji bozmadı. Çünkü ben memesini ayarladım.
Fabrikanın göndermiş olduğu meme takmadım. Farklı bir meme taktım. Memeyi de ayarladım. Hava ayarlarını da yaptım. Şu anda motorun tepkimesi falan çok güzel. Ama tabii basmıyoruz. Ben şu anda 30-40'ı geçmiyorum arkadaşlar. Tırlaya tırlaya gidiyorum. Performansı şu anlık güzel. İlerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Tırlamasını da duydunuz arkadaşlar. Saymasını da görüyorsunuz. Bakın. Duman atmasını da görüyorsunuz. Bu arada çarpılacağız. Arabalar da geçiyor. Yolun kenarındayım. Gördüğünüz gibi. Saymasını da görüyorsunuz arkadaşlar. Yani parasına göre güzel bir silindir. Bugün orijinal glardiyonlara biliyorsunuz 10 lira para çekiyorlar. Tırlamasını da duydunuz arkadaşlar. Bakın. Şu anda bozma yok. Motor sıcak. 5 kilometre yoldan geldim. 10 numara. Gazı işi de çok güzel. Tırlaması da çok güzel arkadaşlar. Şimdi burada olay tabii sizde bitiyor. Karbüratörün meme ayarları. Bunlar önemli. Rodaj süresi. İçindeki kullandığınız yağ 2T olacak arkadaşlar. Kırmızı yağ kullanmayın. O sümük gibi mesela. Bujiyi bozuyor. 2T yağ kullanabilirsiniz. Bir taktik daha vereyim. Arkadaşlar benim taktiğim bu. Atıyorum bir 4 litre 5 litre benzin mi aldınız? İsobedim arkadaşlar bu arada. Saymasını da görürsünüz. Bir daha vereyim tırlama. Maşallah diyelim arkadaşlar. Hani motorumu isteyen kardeşlerime de direkt maliyetine veririm. Bir sıkıntı değil. Tırlamasını da gördünüz, duydunuz. Şimdi bir taktik daha veriyorum arkadaşlar. Bunu siz bu şekilde de yapabilirsiniz. 2T kastrol olarak arkadaşlar bir 2T yağ olarak bir kastrol kullanın. Bir de diğer bir yağ söyleyeyim. Fiyatı biraz daha uygun. Fena bir yağ değil. Ben bu yağı da kullanıyorum şu anda. Petrol ofisi arkadaşlar, petrol ofisi 2T yağ kullanabilirsiniz. Onun fiyatı biraz daha uygun. İçine ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Atıyorum 5 litre benzin aldınız. Mesela ben 5 litre bir benzin aldım. Yaklaşık 60 gramdan ölçekler var. Bu zirai aletleri satanlarda o ölçekleri alabilirsiniz arkadaşlar. Yazıyorsunuz 30 gram, 10 gram, 20 gram, 40 gram, 50 gram. Ne kadar gramajları var onların. Ücret bile almıyorlar arkadaşlar. Veyahut da bulamadınız. Ütünüz varsa evde, ütünün üstündeki hani buharlı ütülerin içinde ölçekler var. Onunla da yağ ölçümü yapabilirsiniz arkadaşlar. 50 gram. Diyorum ya şimdi 50 gramdan hesaplayalım. 50 gram bugün mesela 200 liralık benzin aldım ben bugün. 200 liralık benzine yaklaşık 4.46 yani 4.5 litre bir benzin. Şimdi ben bu 4.5 litre benzine ne yaptım arkadaşlar? Yaklaşık 60 gramdan koydum. 4 ölçek koydum. 3 ölçeği 2T'ye koydum. Bakın 3 ölçeği 2T'ye koydum. Bir ölçeğini de arkadaşlar 10-40 sentetik yağ koydum. Şimdi 10-40 biraz daha kalın ve sentetik yağ kurum bağlama veyahut da silindiri çizme olasılığını biraz daha düşürüyor arkadaşlar. 2T'ler biraz zayıf geliyor mesela petrol ofisininki. Kastrol için bir şey diyemem. Ama bu taktiği deneyin. Faydasını göreceksiniz. Silindirlerin çiziksiz daha şeffaf olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar tabi ufak tefek kılcal çizikler olabilir. Arkadaşlar bunu söylüyorum. Yani hiç çiziksiz olmaz. Ufak tefek kılcal çizikler olacak. Çünkü neden bir sürtünme var sonuç itibariyle. Dediğim gibi kurum bağlama açısından, segmentlerin dolma açısından etkili arkadaşlar. Bunu deneyin, siz de faydasını göreceksiniz. Mesela dediğim gibi 4 ölçekte bir ölçek şey düzeltiyorum. 4 litre benzinde 50'şer gramdan koysanız 200 gram yapar. 150 gramı 2T. 50 gramı da 10-40 arkadaşlar. 50 gramı da 10-40. Benzinliğe gittiğiniz zaman arkadaşlar mesela benzini önceden alın. Bidon götürün arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Beşik bir bidon götürüyorum. Çünkü 10-40 biraz kalın geliyor. Ama sentetik bir yağ olduğundan etkili bir yağ. Bidon götürün, beşik bidon. Yağlar içine koyun 200 gramı. Üstüne de benzini koyun. Çalkalayın arkadaşlar. Ondan sonra deponuza koyun. Mesela direkt
Bakın bir şimdi konu konuyu açıyor. Bu karbüratörler yağı pek kabul etmiyor. İyi karıştırmanız lazım. Onun için mesela benzinliğe gittiniz, önce yağı koyup üstüne benzin koyduğunuz zaman karışmıyor arkadaşlar. Direkt karbüratörlerin dibine çöküyor. Yani deponun dibine çöküyor, karbüratörleri tıkıyor. Bu da bilginizde olsun. Yani bu karbüratörler fazla yağı sevmiyor. İyi çalkalamanız lazım. İyi karıştırmanız lazım. Bilginiz olsun. Şu anlık bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Söylüyorum, bu silindirler 10 üstünden 8, zaten 10 üstünden 10 olsa sesini de dinletmiş oldum size. Tırlaması falan güzel. Burada artık size bitiyor karbüratör ayarları, tırlama ayarları. Tırlama, yine söylüyorum, önemli. Eğer tırlama olmazsa motor sıkışır arkadaşlar. Bu da bilginizde olsun. Bilgilendirmeler yapıyorum. Yani alacak arkadaşlar gönül rahatlığıyla bu silindirden alabilirler arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Silindir 10 üstünden 8, güzel bir silindir. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.